Evet değerli izleyenler, Lefkoşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Armancı ile programımıza devam ediyoruz. Evet Sayın Armancı, evet. Sizin belediyenin şu anda gelen mesajlardan bir tanesi soruyor, onu hemen aktarayım. Tabii. Sizin belediyenin maddi durumu tam olarak şu anda nedir? Borçlarınızın, harçlarınızın durumunu yapılandırmanız ne önemli? Şöyle söyleyeyim, yani göreve geldiğimizde banka borçlarımız, kamuya ait borçlarımız ve dışarıya yönelik alacaklar olarak, yani esnafa yönelik alacaklar olarak 3 etaplı bir borç yapısı bulduk biz burada. Borçlarımızı daha iyi bir faiz oranıyla yapılandırma yoluna gittik. Ve bugün baktığımda istenilenin yükselişiyle de birlikte çok ciddi bir hareket yaptığımızı anlıyorum. %14,5'lar seviyesinde ödediğimiz TL faizini bugün %10'la ödüyoruz. O gün isterlin olarak duran para kapatılmış ve yerine tek bir bankadan bu borcun yapısı içerisine kavuşturulmuş. 6 milyon overdraft limitimiz var. Şu an kullandığımız overdraft limiti gün itibariyle 5 Mart itibariyle sıfırdır. Bu overdraft limiti. 5 milyondu ben göreve geldiğimde dışarıya esnafa olan borçlar, geriye dönük, mevcut değil. Bunlardan 1 milyon 200 bin TL geri ödeme yaptık 7 ay içerisinde. Sadece personelimize ihtiyaç sandığı, sosyal sigorta ve kıdem tazminatı emekliye çıkanlara 1 milyon 200 bin TL'de bunlara ödeme yaptık. Bunların dışında 350 bin TL'ye 5 araç aldık. Bunların dışında faizleri, aldığımız borcun faizlerini ödedik tabii ki. Gelirleri toplama konusunda durumumuz nedir? Yani %75'ler seviyesindeyiz. %70 ile 75 seviyesindeyiz. Tahakkuk edenlerin geriye dönüşü anlamında. Burada Lefkoşa'nın tabii ki biz bir haritasını çıkarmaya çalışıyoruz. Ne anlamda haritasını? Bir kere Lefkoşa'da özellikle su kullanımında bazı bölgelerde ciddi kaçaklar var. Bunların tespitini tamamladık. Eylem aşamasına geçeceğiz. En büyük sıkıntımız nedir bu eylemde? Aklın yolu birdir değil mi? Siz gideceksiniz bunları akıllı sayaçtan değiştireceksiniz normalde. Ama akıllı sayaca bir para atabilmem için benim su yönetiminin ne olacağını görmem lazım. Bu ülkede bu suyu kimin yöneteceğini bilmem lazım. Ona göre bu yaptırımı yapayım. Türkiye'den gelecek olan su doğrudan doğruya Lefkoşa'nın şebekesine girecek. İşte güzel yurttan gelen su ne olacak? Tamam. Zaten su yönetim yasası yapıyorlarmış. Sayın Arınç buraya geldiğinde sanıyorum 10 Şubat gibiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir açıklama yaptı. Biz dedi çalışıyoruz dedi. Su yönetim yasasını dedi. KKTC'nin. Bizimkilerin yanında söylüyor bunu. Ben ilk göreve geldiğimde Sayın Başbakan'a gittim. Nedir dedim öngörünüz? Bu su geldi gelecek. Ya da bir gün gelecek. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi siz bir çalışın dedi. Ya böyle laf mı olur? Ne demek siz bir çalışın? Şu anda Belediyeler Birliği çalışıyor bunu. Bakın bu topun altına hiç girmedi hükümet. Girmiyor. Topu atıyor üzerinden. TC yardım heyetiyle bizi karşı karşıya getirecekler. Atlı sıra. Ben Sayın Elçi'ye de söyledim. Yani bizim bu konu bizim için oldukça hayatidir. Su. Neden hayatidir? Lefkoşalı ile olan bütün ilişkilerimizin ana kaynağını oluşturur. Su faturası ve su faturasının getirileri. Bir kişinin siz emlak faturasını ya da temizlik faturasını ödemedi diye mevcut sistem içerisinde çöpünü almamazlık yapabilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Emlağını ödemeyince gidecek evi kaldıralım. Mümkün yerinden. Değil. Mümkün suyunu değil. Kesersiniz sadece. Yani sudur sizinle olan bağı vatandaşın. Tüm bunlar ciddi bir sıkıntı. Hükümet farkında değil. Yani farkındadır aslında. Çok net farkındadır. Türkiye bu suyu özelleştirmek istiyor. Bu kadar nettir. Bu suyun dağıtımını özelleştirmek istiyor. Ve bize buradan belki de bir pay vermeyi öneriyorlar. Ne düşündüğünü de çok bilmiyoruz ama. Bunu düşünmesi gereken, yapması gereken hükümettir. Bunu söylemesi gereken hükümettir. Bunun ne olacağını bilmesi gereken hükümettir. Fakat maalesef bu konuda sürekli olarak top taşladır. Alın siz bu topu taşlan, atın içeriye de kavga etmeye devam edin. Yoktur böyle bir şey. Bilmiyor mu sayın hükümet yetkilileri, bu belediyelerin proje kalemlerinin en önemli ayağını TC yardım heyeti oluşturur? Bilmiyor mu? Güney Lefkoşa'da su nereden geliyor?
bildiğim kadarıyla, yanlış söylemeyeyim ama 2-3 tane kaynakları var. Güney Lefkoşa'ya gelen suyun bir tane. Trodos'a kadar uzanıyor mu onların? Evet, Trodos'a kadar uzanan bir şeyler de var ve ciddi kuyular da var tabii ki. Bu kuyulardan da alıyorlar, arıtıyorlar. Biliyorsunuz kıyı şeritlerindeki su genelde arıtmayla oluyor orada. Ve oradan pompalıyorlar da bildiğim kadarıyla. Şimdi bizim en önemli sıkıntımız, biz yeni su kuyuları da açmaya çalışıyoruz. Şu anda daire yetkilisi ve müdürü olmadığı için biraz iletişim problemimiz var su işleriyle, ama jeoloji madenindeki arkadaşlarla beraber bir çalışma yürütüyoruz yeni su kuyusu açmayla ilgili. Fakat esas sıkıntımızın kaynağını oluşturan bu gelecek suyun yönetimidir. Yani kuyulardan su çekmeyecek miyiz artık? Güzeyurt'tan su gelmeyecek mi artık? Kimse bilmiyor ya bunları henüz. Yok yani. Sistem. Cevap yok. Örneğin şu anda kurdukları tesisatın sistemi, planı, programı önümüzde mi? Yani bize sundukları nereden geçeceği var. Dağıtım yönündeki yeri yok. Şebeke bağlantıları. Mesela bak, Güzelyurt'taki şebeke bağlantısı devre dışı bırakılıyor mu? Devre dışı bırakılabilecek kapasitedir. Su yönetim yasasıyla belirlenecek Ediz Bey. Bu. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Allah için şimdi yani bu kadar saçma olduğunun farkında değilim bu işin. Sizden bu duyduklarımla eminim halkımız da bu konuda. Ciddi sıkıntılar var. Bakın bu suyun maliyeti önemli. Bu suyun dağıtımı önemli. Kimin tarafından dağıtıldığı önemli. Zamanında Türkiye'de bir bulu suyun özelleştirme yaşandı mı? Türkiye'de yaşandı. Yanlış özelleştirmeler de yaşandı. Türkiye'de suyun dağıtımına ilişkin ve ara emirleriyle, mahkeme kararlarıyla bozulan şeyler de var. Özelleştirmeler de var. Suyun dağıtımıyla ilgili. Bir kere felsefik olarak karşısında mıyım? Karşısındayım. Ama bu suyun dağıtımını belediyeler yapamaz demek hangi rasyonele bağlıdır? Akla bağlıdır? Yani hangi rasyonele bağlıdır bilmiyorum. Sizin aklı olmayanın aklına bağlıdır. Şöyle bir şey. Evet, bu suyu getireceksiniz. Siz bir yerde depolayacaksınız. Ve bu depodan biz bu suyu alacağız. Bu suyun fiyatı önemlidir benim için. Kaça aldığım önemlidir. Dağıtımı ve doğru dağıtımını yapabilecek kapasitem var. Biz normal bir ülke olsak ve normal şartlarda çalışan bir belediye olsak, eksik olan altyapım, yani %30'luk bir eksik altyapımız var bizim suda. Eksik altyapımız zaten Dünya Bankası'ndan, farklı ülkelerden, Avrupa Birliği'nden alabileceğim kredilerle çok rahat çözerim. Çünkü bunun bir geri dönüşü var bana. Ama biz normal bir şartlarda çalışmıyoruz. O yüzden bu konuda inanılmaz tutukturlar. Bu konuda inanılmaz derecede bu siyasi erklerini göstermekten uzaktır hükümet. Adeta bizi şeyin içine atıyor. Benim hiçbir problemim yok. Yani ben bu yıl içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi 10 milyon TL'lik kaynak kullanacak TC kredilerinden. TC yardım heyeti kredilerinden. Ve dürüstçe ortaya koyuyoruz. Biz ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi, ben açıkçası ne bir telkin gördüm bugüne kadar, ne de bir tavsiye edildi bana bir şey. Biz ne düşünüyorsak gittik söyledik ve yanınızda kaldığımı hissettim çoğu zaman. Bazı konularda, ama açıkçası hiçbir zaman da görüşümün arkasından kaçmadım. Çünkü bu su bizim için önemlidir. Bu benim bizim kolay kolay vazgeçebileceğimiz bir unsur değil. Yani şu var, yılda 75 milyon metreküplük bir sudan bahsediliyor. Evet. Bunun yarısı tarıma gidecek aşağı yukarı. Yarısı tarıma gidecek. 75 milyon metreküp su bu ülke için mümkün değil, yeterli değil. Değil tabii ki. İmkan ve ihtimal yok tabii buna. Ki. Düşünün siz, Lefkoşa'da 100 bin nüfus var. Aynen öyle. Şu an için. Aynen öyle. En azından gündüz bu nüfus 100 bini belki tabii de aşıyor. Aşıyor tabii. Peki bu nüfusun günde tuvalettir, şudur budur falan ihtiyaçlarını hesaplarsanız yerleşik nüfusun sadece zaten... Sadece duş 150 litredir. Bir duş 150 litredir. Yani 7-8 duş yaptığında bir tonu gitti zaten suyu. Aynen öyle. Bir de şöyle düşünün ki, yani aşağı yukarı 50 litredir bir sifon çekme. Yani tüm bunlar... Bir ailenin ihtiyacı. Tabii ki. Yani bunlar önemli. Devede adamlar. Kulak bile değil. Devede mi? Kulak bile değil. Evet. Tabii ki devede kulak. 75 milyon metreküpün ki yarısı da dediğiniz gibi tarıma gidecek. Varsayın ki 50 milyonunu halk kullanacak, insanlar kullanacak. Mümkün değil. Tabii mümkün ki. Değil. Yani topu toplasanız belki de 2-3 aylık bir rakama, bir ihtiyaca anca cevap verir. Ama onun haricinde mümkün değil.
Aynen. Ve bu konuyla ilgili bile en ufak bir yorum, en ufak bir açıklama. Strateji, yorum, hükümetten plan. Hiçbir şey yok. Sadece ve sadece biz bu suyu yönetemeyiz diye saçma. Biri yönetilirler, biri yönetemeyizler. Böyle bir şey. O zaman sen zaten yönetici değilsin. Koltuğu bırakır gidersin. Zaten koltuktan alındıktan sonra da arkadaşların yaptıkları ortada, onlara iş girmeyeceğim. Ayrı mesele de. Yani bakın, yani Eliz Bey, bu ülke niçin kalkınmaz? Yani bunun bir mantığı var. Eğer siz düşünün ki siz aynı partiden birileri değiş tokuş törenleri yapar, bakanlıkları. Yani güya şeydir bu. Yarıya kadar sen gittin, bundan sonra ben gideceğim. Daha ikinci yıl dolmadan. Aynı partinin bakanları, müdür değişir, müsteşar değişir, özel kalem müdürü değişir. Ve bunlar particiklerine çalışmaya başlarlar arka tarafta. Çünkü bunlar müşavir olur. Evet. Oturdukları yerden para kazanırlar. Ya da kusurlar kaçarlar. Ya da kusurlar kaçarlar bir kısmı. Başka tarafa gidiyor. Ama yani bir kısmı da partiye eleman olarak kalır. Ve böyle bir hayat sürerik. Biz burada bekleriz ki bakan olan arkadaşlar ya da iyi olanları tenzih ederim tabii ki aralarında. Yani gayretli olan arkadaşları, ama ülke siyasi sistemin içerisinde bir tanesi de çıksın desin ki ben bu bakanlığı aldım, sağ olasınız, yarı yolda bana verdiniz. Da değişmeyeceğim en azından bu müdür müsteşarı. Çünkü kendi partililerimdir. En azından bir tanesi bunu söyleseydi de bu samimiyet sınavını bir miktar geçebilseydik. Mümkün değil ya. Olamaz böyle bir şey. Olur bizde. İnanılmaz. Bizde paşa paşa olur. Yani düşün Ediz Bey, biz bu sıkıntılar içerisinde belediyede, bakın insanlar belediyeye girerdi. Karşılarında bir vezle görürlerdi. Oturacak yer yok. Oturacak yer yok. Girişte vezne var. Yaşlı başlı insanlar gelinden olacak, hasta insanlar. Düşünebilirsiniz ya. Yıl 2015. Yıl saray yaptık biz. Saray, koskoca belediye saray. Girişte bir vezne. Derme çatma 3-4 tane koltuk koymuşlar. Yaşlı başlı insanlar ayakta beklerler. Yani biz 7 ayda yeni bir vezneyi bitirdik. 18 oturma koltuklu çağdaş bir vezne yaptık. Sıramaticiğini de koyduk insanlara. Gelsinler. Kaçıncı sırada çağrılacaklar? Ona bile gerek olmaması lazım. Yani başka alternatif daha kolay. Düşünün ki siz zamanında bir program alınmış belediyeye. Evet, çağımız için iyi bir programdı o dönem için. Ama inanılmaz bir para. Çünkü coğrafi bilgi sistemini de içeriyordu. Doğrudur, coğrafi bilgi sistemleri pahalıdır. Doğru. Ama bunu idame ettirmezseniz siz, yani idame ederken level atlatmazsanız güncelleyeceksiniz. 2006'daki gibi kalır. Güncellemezseniz 2006'daki gibi kalır. Türkiye uçar. Siz aynı yerde kalırsınız. Ve şu an herkesler bizler için online ödemeyi başladı. En çok istediğim şey benim bu online ödemeyi başladım. Türkiye'deki sistem bize döndüğüne ne diyebilirsiniz? Biz artık sizinden çalışmak istemiyoruz. Bakım anlaşması yapmak istemiyoruz. Çünkü kalkıldı ve Türkiye'den alındı bu sistem. Adamın ilgi alanları değişti. Firmanın ilgi şeyi tamamen coğrafi sisteme döndü. Bizimden çalışmak istemediğini deruht ettiler. Böyle bir şey mümkün mü ya? Düşünebilirsiniz, 600 bin dolar verirsiniz bir sisteme. Ve 7 yıl sonra size kakar biriler. Ya ona gerek var mı ya? Yani şu anda öyle düşünürken birden aklıma geldi. Çok basit. Evet. Belediyenizin bir veri tabanı olsa, evet, adresler bu veri tabanının içinde olsa, insanlar adresini girip veri tabanının içinde bulsa, adresini bulduğu anda karşısına ödemesi gereken borç miktarı çıksa, kredi kartını girip hemen trak diye borcunu ödese, çok mu zor şimdi ya bu? Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Var bir veri tabanımız ve ciddi bir veri tabanımız var. Kişi kodları, bakın sistem Entek'le yıllar boyu çalıştırılmamış. Bu sistemi doğru çalıştırabilmeniz için öncelikle bir imar modülünü oluşturmanız lazım. Çünkü yapı oradan başlar. Kentin yapısı. Orada bir emlak modülünü otomatik olarak geçmesi lazım. Oradan bu evin suyu bağlantısı. Bunun atıyorum temizlik. Onlara mesela kadar gitmeye de gerek ama yok. Ama adrese dayalı bilgi sistemi, tamam, dediğimiz budur. Adrese dayalı bilgi sistemini böyle yaparsınız ve tek kişi koduyla yaparsınız. Ediz Tuncel. Bu adamın mal varlığı. Bunlar. Bizde nasıl olmuş yıllar boyu? Söyleyeyim size ve karmaşa nereden geliyor? Ediz Tuncel'in başka bir yerde mülkleri var. Başka bir kişi koduyla açılmış. İkinci bir arsası var. Başka bir kişi koduyla açılmış. Kaldığı ev başka bir kişi koduyla açılmış. Bir Ediz Tuncel'in altında 10 tane var. Ve sizin amcanız da aynı isimde olabilir. İsimden gittiğiniz sürece bir yerde tıkanıyorsunuz. Tamam, kimlik kartı numarasını, tamam, işte yürürlüğe sokarsınız orada. Bunlar çok ciddi bir e-devlet dediğimiz e-belediye projesinin
bir parçası olabilir. Çok da büyük işler değil bunlar. Bugünkü şartlarda, bugünkü teknoloji şartlarda. Yetişmiş elemana ihtiyacınız var. Süzgü, sistemlere ihtiyacınız var. Şimdi onu yapmaya çalışıyoruz biz. Yani bunları bir pot altında eritip tek kişi koduna endirmeye çalışıyoruz. Kaç komut var Lefkoşa'da şu anda? Yanlış söylemeyeyim size. 61.400 nüfusumuz var. 32.000 kayıtlı konut var diye hatırlıyorum. 32.000 kayıtlı evet. Konut esasında çok da büyük bir rakam değil. Aynen. Ama Hamitköy ve Asboğat bağlandı daha sonra vesaire. Tabii bunların kayıtlı iş yerleri var, konut olarak geçenler var vesaire bir sürü. Onları teşhis edersiniz zaten. Teşhis ederiz tabii ki. Ona göre emlaklarımız çıkıyor, emlaklar geliyor. Aşağı yukarı 10 milyonluk bizim emlak faturamız var. Her yıl bize ödenen rakam 6 milyon civarıdır. %40 kaçak. %40 kaçak var. Ödemeyen var. Bunlarla ilgili biz hukuk sürecini başlatıyoruz. Bakın. Bu hukuk süreçlerinde biz ciddi bir mesafe kaydedeceğiz gibi görünüyor. Çünkü biz artık kimseden korkmuyoruz. Bakın biz bu gıda denetimlerinde de böyle gidiyoruz. Yani büyük firma, küçük firma o bu değil. İnsanın sağlığıyla oynayan kim varsa biz deşifre ediyoruz. Şu firmalar gitmiştir. Bundan sonra yapacağımız da budur. Biz bir siyasi korkuyla gitmiyoruz. Ben de bilirdim seçim dönemidir bu. İşte fazla üstüne gitmeyelim, kimseyi deşifre etmeyelim demeyi ben de bilirdim. Ama açıkçası hiç biz burada değiliz. Düşünebilir misiniz siz? Sadece belediyenin 7 yıldır çözemediği 200'e yakın kira sözleşmesini çözdük 7 ayda. Tabii ki kira ve bugün yine basında vardı. İhale komisyonumuzun da çok büyük katkıları olmuştur. Önemlidir. Bugün yine vardı basında. Evet. Orada da artık buramıza geldiği için. Basit bir ayrıntı ama. Basit bir ayrıntı. Buramıza geldiği için kamuoyuna duyurdum açıkçası. Yoksa biz bu işi... 6 lira kira. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Evet Sönmezler Ocağı zamanında bir belediyeye binalar verilmiş. Bu binalardan birine de onlar talip olmuşlar. Amenna. Vermişler. Tadilatını da kendileri yapmışlar. 10 yıl önce. Bunun hiç mi bitmez şeyi? Yani ceremesi hiç mi bitmez yani? Ve ceremesinin bittiği yerde biz sizle binlerce TL'lik bir kira da çıkarmıyoruz. İyi bir yer, iyi bir muhit. Neresi? Bu kahramanlar eski belediye binasını biliyor musunuz? Hı hı. Eski belediye binasından aşağı indiğinizde orada meyhaneler var şimdi. Evet. Onların yanında bir güzel lokalleri var. Hayırlısıyla uzun yıllar kalsınlar. Anlaşabildiğimiz sürece bir sıkıntı yok. Ama 200 TL'ye çıkarmaya çalıştık bunu kira ve ihalede. 200 TL de bugünün şartlarında gülünç bir rakamdır. Hele orası için. O mevkide. Gülünç bir rakamdır. Ama hem 6 TL'den ne kadar çıkarabileceğimizi düşündük. Hem arkadaşlar 100 kere geldiler, rica ettiler. Biz de dedik makul olan bu olabilir. Başka alternatifler de sunduk, ettik. Olmadı ve günün sonunda bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir şey olarak kullanılmaya başladı. Tehditlerle, yani siyasi tehditlerle vesaire. Ben açıkçası hiç böyle bir siyasi kişilik değilim. Hiç bunlara hele gördüğümde gerçekten ben daha çok çıldırırım. Yani seçim var da yani biz yaptırırız işi. Hayır, yaptıramazsınız işi. Seçim var diye. Bu belediye için ne doğruysa o yapılır. Bu dönem içinde de. O yüzden açıkçası çok üzülerek saygımı da hiç kaybetmemeye çalıştım kendileriyle. Ama biz tahliye davası açacağız. Mecburuz. Yani eğer bu şartlarda bile bizimle anlaşmıyorsa bu dernek yapacak bir şeyim yok. Ben uğraşıyorum kadın destek merkezi açayım. Kreş açayım. Bina bulayım. Özellikle sosyal anlamda dezavantajlı kesimler için sosyal belediyeciliği geliştirmek istiyoruz. Bunun için biz formül üretmeye çalışıyoruz. Ama siz bize diyeceksiniz ki bu kira yüksektir. Ayıptır. Daha iyi hiç almayın. Ben orayı kreş yaparım. Farklı bir şey yaparım. Ben şu an Arabahmet'te yer bulduk biz. Kendi şirketimize ait ama o da davada. Yani umarım yakın zamanda bitecek. Evet biz bu şartlarda bile kadın dostu belediyecilik yapacağız. Yapacağız bunu. Çünkü orada kadının gelişimine, sosyal hayata katılımına,
ekonomik hayata katılımına ihtiyaç var. Ne planlıyorsunuz orada? Orada bir kadın destek merkezi planlıyoruz. Şu an toplumsal cinsiyet eşitliği birimimiz orada bir çalışma gerçekleştirecek. Ne gibi çalışmalar olacak bunlar? Belki eğitsel kurslar olacak. Belki sağlık yönünden, belki korunma yönünden, belki farkındalığı artırma yönünden çalışmalar yapılacak. Ve burada biz ekstra ehliyetler de yüklemeye çalışıyoruz kadınlara. Belki çalışacağız yapacağımız programlarla. Orası bir dayanışma merkezi haline getirmek istiyoruz. Çok da uygun bir mekan ve çok mutluyuz açıkçası bundan, burayı yapacağımız için. Bir engelsiz birimi oluşturmaya çalışıyoruz. Engellemeyen Lefkoşa. Bunun altyapısını yaptık. Bu imkansızlıklarla biz bir engelsiz otobüsü hayata geçireceğiz. Her şeyini bitirdik. Mart sonundan itibaren bu otobüs engelli bireylerimiz için hizmet eder hale gelecek. Bize kızdı bazı belediye meclis üyeleri ama evet, biz bu imkansızlıklara 4 tane parkı 2015'te yenileyeceğiz. Yenileyeceğiz. Yakın zamanlarda belki biraz şu anda sayı azalmıştır ama özellikle Surlariçi bölgesinde okul zamanı okula gitmeyen birçok çocuk vardı. Vardı. Hala da. Belki de hala var. Var. Bunlarla ilgili, madem sosyal evet, sorumluluk projelerinden bahsediyorsunuz, bunlarla ilgili herhangi bir çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı'yla yapmayı düşünüyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı'yla da KİTÖS'te de görüştük. Dün KİTÖS'te de bu konuyu görüştük. Özellikle o merkez içerisinde, surlar içerisinde bunun da değerlendirilmesi konusunda KİTÖS bize tam destek vereceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'yla da ben aslında Girne Belediye Başkanı sevgili Nida'yı Güngördü'nün seçim döneminde söylediği bir proje vardı. Benim de çok kafama yattı. Özellikle emekli öğretmenlerden bu bağlamda yararlanabilmeyle ilgili bir fikri vardı. Bence çok güzel bir fikirdi. Bunu da umarım bir merkezde hayata geçirebiliriz. Bunun için kafamızda tasarladığımız bir bina var. Şu anda ismini söylemeyeceğim. Şu an bir dernek tarafından, dernek demeyin, bir spor kulübü tarafından kullanılıyor. Onlara nazik bir dille yani başka bir alana geçip geçmemelerini önerdik. Bence ihtiyaçları yok çünkü o bina açıkçası. Yani spor kulübü değil çünkü. Yani yanlış söylüyorum. Yani farklı bir dalda faaliyet gösteren bir kuruluş. Jockey kulübüdür açıkçası. Söyleyeyim ismini. Umarım onlar bunu anlayışla karşılar. Çünkü bence ihtiyaçları yok bizden böyle bir binaya. Biz de bu bağlamda kullanabileceğimiz bir sosyal belediyecilik tesisini kurabiliriz. Bu konuyla ilgili, madem konu açıldı, Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu'nun eşi Meral Eroğlu'nun da katıldığı, hatta önderliğini yaptığı bir çalışma yapıldıydı çocukların yasa yönünden. Tabii yasal düzenleme yapılması için, çocukların statüsünün geliştirilmesi için, haklarının daha iyi korunabilmesi için. O çalışmadan haberiniz var mı? Çünkü devletin bazı birimleri de katıldı bu çalışmaya, polis de dahil olmak üzere. O yani yerel yönetimler çok dahil edilmedi bildiğim kadarıyla buna. Ama şunu söyleyeyim, çocuk hakları... Ben içeriğine baktım, bir göz atın siz de. Tamam. Yani çocuk hakları sözleşmesi meclis tarafından kabul edildi. Diğer bütün uluslararası yani, sözleşmeler gibi. Bazı düzenlemelere gidilmesi yönünde güzel var. Saptamaları vardı. Bakın, bence özellikle eğitim hakkı herkes için kanidir. Vatandaş olsun olmasın. Yalnız eğitim değil burada. Tamam. Yani ama çocukların özellikle belli bir... Şurada şöyle bir sıkıntı var bizim bakın. Buyurun. Uzun zamandır en önemli sıkıntılardan biri vatandaş olmayan kişilerin çocuklarının eğitim görememesidir. Çok önemli bir sıkıntıdır bu. Bunu çözmesi lazım devletin. Düşünebiliyor musunuz? Siz atıl durumda sokaklarda gezen çocuklardan bahsediyoruz. Ve bu çocuklar eğitim göremiyor. Acıdır söylemesi, biz bunların bazılarının çok ciddi tacize uğradığına da şahit olduk. Bazılarını okula sokabilmek için aileleriyle ciddi sürtüşmelere girdik. Hatta ben bir tanesinin babasını neredeyse boğazlıyordum yani. Ama en sonunda ikna oldu. Yazık. En sonunda ikna oldu. Çocuklar okula gitti ama bir süre sonra okuldan yine çıktılar, kayboldular piyasaya. Ve sokaklarda çekilmiş fotoğraflar da var bu çocukların bizde. Maalesef. Yani şu anda Allah bilir neredeydiler. Belki Türkiye'ye dönmüşler yani, ama yani özellikle Surlariçi bölgesinde çocuklara yönelik okula gidememelerinden kaynaklanan bütün çocuk, anası babası çalışıyor bir yerlerde. Çocuk salmalama sokaklarda dolaşıyor. Çok.
Nerede arasanız orada. Engelli bireylerin rehabilitasyonuna yönelik çok kısıtlı imkanlar var. Başka bir dert. Çok çok kısıtlı imkanlar var. Ve engelli ailelerini rahatlatabilecek hiçbir servis yok. Yani önemli sorunlardan da biri bu. Düşünebiliyor musunuz? Siz insanların hiçbir sosyal hayatı kalmıyor. Yani bir şey sorayım orada size. Buyurun. Lefkoşa Belediyesi olarak iki tane üniversite var Lefkoşa'da. Evet. Üçüncüsü de açılma yolunda. Evet. Hatta dört tane olacak. Üniversitelerle sıkıntılarınız konusunda işbirliği şunu, yapma yoluna şunu söyleyeyim. Mi, gitmeyi düşünüyorsunuz? İlk göreve geldiğimizde çok heyecanla başladık biz de. Üniversitelerle ciddi diyaloglar oluşturduk. Bir kere her şeyden önce bu şehir için bir artı görüyoruz iki tane üniversiteyi. Ama bir artının pozitif bir noktaya gelebilmesi için sistematik bir işbirliğine ihtiyacımız var. Bu sistematik işbirliğinin temelini de oluşturacak olan aslında ortak projeksiyonlardır. Hedefler. Toplumsallaşmacılık mesela. Ortak bir noktamız olabilir mi? Tabii olabilir. Ki olabilir. Düşünün ki siz iki tane üniversite T şeklindedir. Lefkoşa'nın içerisine böyle geliyor. Bu kadar üniversiteler otobüslere para harcıyor vesaire. İnanılmaz paralardır bunlar. Ve bunların idamesi ve sürekli yıllık bakımları inanılmaz. Peki biz devletin de katkısıyla hafif raylı bir sistem yapılamaz mıydı zamanında Lefkoşa'nın içine? Ve bu kadar otobüs yoğunluğu, vizyon gerekir bu kadar için. Trafik yoğunluğunu bir daha artıralım, bir daha artıralım Lefkoşa'nın içinde. Maalesef ne tram, ne tramvay tarzı uygulamalar Lefkoşa için geliştirildi. Bunlarla ilgili aslında birkaç kez görüşme yaptık. Yani ne yapabiliriz, nerede ortaklaşabiliriz vesaire. Ama daha ciddi boyutları var bence. Ben dürüstçe söyleyeceğim, parmağımın arkasından çok saklanmayı seven bir insan değilim. Bence üniversiteler biraz bulutların üstünden inecekler. Biz Kaf Dağı'nın öbür tarafındayız, bunlar da Kaf Dağı'nın bu tarafındadır demeyecekler. Ve ortak bir noktaya geleceğiz. Yani önce diyorlar mı onu? Demiyorlar. Hayır yani biz Kaf Dağı'nın öteki tarafındayız, onlar da bir yerde. Ben şunu söyleyeyim yani. Hissediyorsunuz. Bunu belki. Hissediyorum evet. Bunu hissediyorum. Çünkü bazı sorumluluklarımız vardır. Ve bu sorumlulukları ortaklaştırmamız lazım. Bu sorumlulukları ortaklaştırmamız lazım. Benim ödevlerim olduğu gibi onların da ödevleri vardır. Bunları ortaklaştırmamız gerekiyor. Bu şehrin projeksiyonunu oluştururken bu iki üniversiteyi temel yapmamız gerekiyor. Bakın doğru bir yapılanma olabilirse biz Lefkoşa'nın şehir içini kurtarırız. Yani bu surlar içinde değişimden bahsediliyor. Özellikle ya. Özellikle surlar bölgesi. Hep değişimden bahsediliyor. Krakow örneğini ele alalım. Krakow çok cici bir kent. Ve surların içi bizim gibi çökmüş bitmişti. Üniversiteler orayı şu an inanılmaz bir cennet haline getirdi. Üniversitelerin o katkısı sonucu. Şimdi biz iki tane üniversite tutuyoruz Lefkoşa'da. Surların içerisine insan götüremiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani ve oralarda oluşabilecek küçük yerleşkeler ne kadar çok bir dinamik katacaktır surlar içerisine, surlar içerisindeki hayata. Güneyde bile bir tane üniversitenin bazı bölümleri surların içindedir ve çok büyük bir enerji katıyor. Düşünün siz orada tabii ki yatırım başlar. Tabii ki insanlar gece hayatını da uygulamaya başlar. Bunun için biz hazırız. Ama devletin ciddi bir şekilde şimdi oraya geliyorum. Devletin ciddi bir şekilde burada bir pozisyon belirlemesi lazım. Düşünün bir, eski polis. Eski polis binasına yakında o hukuk fakültesi olsun diye talip oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ya ne oldu? Hala daha dökülüyor. Şimdi herkes bir tarafından çekiyor. Herkes bir tarafından çekiyor ama işin. Ona verirseniz ben bunu isterim. Buna verirseniz ben odur dediğim yani bir Kaf Dağı'ndan biraz emmemiz lazım. Yani bir ortak Kaf Dağı'ndan ziyade bencillikten biraz bencillikten de emmek gerekiyor. Yani ne olacaksa yapalım. Yani bunu nasıl ortaklaştıracaksak ben bilmiyorum ama burayı bir ortak değer haline getirelim. Yani bu şehrin en önemli noktasında duruyor atıl bir şekilde. Atıl bir şekilde duruyor. Fareler cirit oynuyor içinde. Ve biz burayı imtina ediyoruz. Şimdi yani ne olurdu orası fakir. Görebildiğim kadarıyla Girne Amerikan Arabahmet bölgesine bazı yatırımlar yapıyor an itibariyle. Yakında o da gelsin tabii ki. Neden gelmesin? Uluslararası Kıbrıs gelsin. Gelsin de önüne takozu koyarlarsa. Yani hiçbir mantığı yok. Gelsin yoktu. Tabii ki. Biz orayı hep beraber güzelleştirelim. Bir öğrenci cenneti yapalım. Turist cenneti yapalım. Surların içini. Ortak projeler çıkaralım.
Biz buralarda beraber yürüyelim üniversitelerimizde. Ama hükümetlerle beraber yapmanız lazım bu işi. Kesinlikle. Sadece belediye tabii olarak ki, değil. Tabii ki. Ama bir bakıyorsunuz ki ülkenin en değerli yatırımlarından bir tanesini organ kaçakçılığıyla suçlayabilecek hiçbir delil yok kendilerinde. Çıkıp bir saçmalığı ortaya atıyorlar. Ondan sonra da kafalarına yıkıldığıyla kalıyorlar. Şimdi bu zihniyetle nereye gidersiniz? Yani ne yaparsınız? Yani ne oldu mesela o iş? Yani yattı kaldı orada. Yani, öyle bir şey yoktu çünkü. Hayır yani bir de o yok mu? Yani, hükümet adına tam bir rezillikti bu. Bir sansasyon çıkarıyorsunuz. Yani. Doğruluğu, yanlışlığı. Ben bilmiyorum. Ben bir vatandaşım. Ben izliyorum olayı. Düşünün siz. Altını bir tantana, dolduramıyorsunuz. Altını dolduramıyorsunuz. Bir tantana, bir galaba. Ya bir şey varsa çıkarın ortaya biz görelim. Yani vatandaş olarak söylüyorum bunu. Biz de görelim, bilelim yani bir şey varsa. Günün sonunda ortaya bir şey yok. Ya sinin de gülle geçsin. Attık bir ama, çamur izi kalsın. Düşünün siz de öyle. Ama düşünün 16 tane medya kuruluşu var değil mi? Evet. Arada. Toplum hafızamız da bir şey sorgulamıyor. Yani bir şey sorgulamıyor. Zaten hep ne yaptın ya? Sen madem bir şey vardı burada ne oldu şimdi? Balık hafızalı olduğumuz bu konuda yani hep takip etmemiz gerekiyor. Düşünün ben hep aynı şeyi bir şey yoktu. Geçen yıl bir petrol faciası yaşadık. Bu ülkede. Ve söyledik geleceğini. Bir söyleye önceki, söyleye pardon. Geldi. Sizin dönemdeydi üstelik. Evet. Yani. Benim bakın. Peki bugün olmaması için bir sebep var mı? Aynısı. Yok. Yine olabilir. Ne önlem aldık? Hangi yasal tedbiri aldık? Üstelik orada bir sürü numarada çekildi. Normal şartlarda 100 ton petrolün denize akması demek. Uluslararası afet demektir. 99-98 tonla sınırladık işi. Uluslararası afet sınırına sokmadık. Ama şimdi, 17 kilometre içeri ki, gitti. O dönem bilim adamlarının verdiği şeydir bu. Söyleyeyim yani uluslararası ölçümlerin ben bakandım o dönem onu söyleyeyim yani. En azından ben hiçbir şeyin üstünü kapatmayacağım. Onu da çok güzel kılıfına uyarlamışlardır. Yani bunlar sizin devletinizin yetersizliği varsa başkaları sizin adınıza bir şey uydurabilir. Yani eğer kesinlikle. Siz bu noktada kesinlikle. Ehil kim, değilseniz. Bu bilim adamları kimdi? Yani bakın ODTÜ'nün ekipleri buradaydı. Hı. Uluslararası ölçüm bir uluslararası bir ölçüm firması buradaydı bununla ilgili. Nereden geldi bunlar? Bunlar Türkiye'den geldi. ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsü de içindeydi ama ODTÜ'yü biz getirdik onu söyleyeyim. Yani ben getirdim ODTÜ'yü. Ama ölçümü yapabilecek olan bir sigorta şirketi doğru. Nereden geldi bu? Bu yerli bir kişiydi yani ölçümü bize yapan. Hiç hayatında böyle bir şey görüşmüş müydü? Böyle bir ölçüm yapmış mıydı hiç hayatında? Bakın yani işte benim demek istediğim budur zaten. Eğer sizin kapasiteniz yoksa birileri size her şeyi yutturabilir ya da işte, yedirebilir. Güzel yani, söylediğiniz nokta. Öyledir. Bu iş öyledir. Yani. Siz gelip eğer farklı bir analiziniz yoksa, farklı bir deliliniz yoksa, elde edilen delilleri çürütemiyorsanız o zaman yapamazsınız bir şey. Bakın oradan kontamine çıkan atık miktarı çok daha fazla bir miktarı. Tabii ki şişmeler vardır vesaire vardır. Yani onu tahlil edemezsiniz. Ama ikisi arasındaki yani saat ve basınç miktarına göre belirlenen bir şey vardır. Yani kazanın oluş saati. Tahmini kaçak. Tahmini kaçak miktarı vardır. Yani oydu ortaya çıkaran tablo. Şunu söyleyeyim. Benim esas gelmek istediğim nokta. Böyle bir şey yaşadınız siz. Bununla, yani bir daha yaşanmaması için tedbir alınır mı? Şimdi ne yapıyoruz? Yani ben onu söylüyorum. Biz o zaman bir öneriler manzumesi çıkardık. Evet bir kısım idari tedbir alıyoruz. Ben inanmıyorum. İnanmıyorum yani bugün de olsa aynı şey olabilir. Ya onu bırakın 100 yıldır CMC atıkları denize akıyor Lefke tarafından. Tabii 100 yıldır tam. Yani 100 yılı bulduk artık. Ve kardeşim 40 yıldan fazladır Kakadıcı'dan devleti vurulmuş. İnsanlar tam bir rezilliğin içinde yaşıyor o bölgede. Tabii ki. Toprağımız, denizimiz, her şey. Ve yani olacak iş değil. 100 milyon ton atık var orada. Tek başarı kriteri eğer ülkede o onun evladını işe soktuğu, bu bunun kızını işe soktuğu olarak ölçülüyorsa bu memleketin geldiği nokta budur. Yani her hükümet kendi yandaşı ve televizyon ekranlarında da bunu pervasızca söyleyebiliyorlar. Biz söyledik seçim zamanında partililerimize haksız işten atılan partililerimizi geri alacağımızı filan diyorlar. Aferin. 5 yıldızlı aferin. Düşünemiyor musunuz? Ve bu tartışılmıyor bile. Artık çünkü o kadar bir kanıksanmış durumdadır bu durum. Aferin adama. Yani bak partililerine sahip çıktı gibi bir şey olur. Benimkiler ve seninkiler. Tabii ki. Ayrıştık. Bir istihdam yapılır devletin bir kurumunda. Bir bakarız %10 bir partinin, %91 partinin bölüşülür bu istihdam. Ve memleketin aydın çocukları, kendi başarılarıyla bir yere gelmeye çalışan insanları da atılır, ezilir, yurt dışına gider.
kaçar. Maalesef ki büyük bir çoğunluğu buradan göç ediyor. Ediyor tabii büyük ki. Büyük bir çoğunluğu buradan göç ediyor. Ötekiler de kıvrana kıvrana sistemin içine istemeseler de entegre olmaya yani çalışıyor. Çok kaliteli insanlarımız var Ediz Bey. Bakın çevre dairesinde ben beraber çalıştığım birçok arkadaşım var. Bu insanlar çok kaliteli insanlar. Sistemi ama doğru işletemiyorsanız bu insanları da verimsizleştiriyorsunuz. Yani olacak gibi değil. Yani bir sürü mühendisimiz, bir sürü mimarımız, bir sürü bilim insanı olmaya aday insanımız var. İşi bilen insanımız var. Var. Ama en büyük eksiğimiz pratiğimiz çok zayıf bir toplumuz. Çok zayıf pratik eden bir toplumuz. Ve meclise yolladığımız vekilleri de çoğu zaman duygusal yöntemlerle yolluyoruz. Maalesef. Doğrudur dediğiniz. Ondan sonra da tıkanıyor. Muhalefetteyken meclisin dış duvarı ağlama duvarı oluyor. İçerideyken iç duvarı ağlama duvarı oluyor. Şimdi yaşadığımız anomali daha farklıdır. Ben hem hükümet edip hem muhalefet eden şeyimiz var şimdi. Yani çok bariz şekilde bunu da görüyoruz. Yani o zaman cesaret. Eğer beğenmiyorsanız partinizi cesaret. Ya değiştireceksiniz kendilerini ve bunun için açıkça yapacaksınız. İki adım ileri gidip dört adım geri dönmeyeceksiniz. Size tükürdüğünüzü tekrar dönüp aman geri aldırmayacaklar. Ve siz de korkusuzca ilerleyeceksiniz. Ve çektiğinizde bayrağı arkanızda yürüyecek insan olacak. Evet. Ya da bu iş vicdan rahatlatmanın ötesine gitmeyecek. Yani evet kısasına ya biz öldürdük. Vicdan rahatlatma mı yoksa? Biz bu danayı öldürdük. Kısa günün kârına bakma mı? Yani biz bu danayı öldürdük, özür dilerik öldürdük, keşke öldürmeseydik demek. Yani hiçbir anlam ifade etmez yani. Tavuğu kestik, kesmeseydik. Kesmeseydik bir yumurtamız daha olacaktı. Tabii ki yani bu vicdan rahatlamak için siyaset yapılmaz. Siyaset dönüştürmek için yapılır. Ya dönüşecek ya dönüştürmek için o bayrağı çakacaksınız. Hep beraber. O yüzden bu arada ona ciddi sıkıntı var. Yavaş yavaş sinyalle veriyorsunuz. Bu arada şimdi TDP'nin son zamanlarda belli bir çıkış oldu. Ya. Her ne kadar göze pek çıkış gibi görünmese de Lefkoşa Belediyesi'nin TDP tarafından, TDP adayı tarafından alınması bile halk tarafından verilen bir mesajdı esasında. Tabii ki. Ama sizin hükümet döneminde şöyle bir algı da ortaya çıktı. O kısa dönemde çok fazla beklentisi olmadığı için bakanlık koltuğunda oturanların ya. Ellerinden geldiğince dürüst davrandılar ya. Günün sonunda. Ve Sibel Sibel hükümeti belli bir popülizm en azından, adını öyle koyalım, yakaladı. Belli bir sempati yakaladı. O pozitif algı CHP'yi birinci parti olarak çıkardı. Başbakan Sibel Sibel'di. Arkasından sizin pozisyonunuz mesela. Evet. Yani o dönemde bakanlık yaptığınız, arkasından belediye başkanlığına aday oldunuz. Sizin pozisyonunuz da orada bir yerde değerlendirildi, sorgulandı. Ciddi bir destek geldi. Sizin arkanızdan da Sayın Akıncı çıktı. Yalnız ben bağımsız adayım dedi. Bağımsız aday olarak çıkacağım dedi. Sayın Zeki Çeler'in de ifadelerine bakıyorum. Hı. Akıncı halk istediği için aday oldu diyor. Acaba burada bir algılama yanılgısı var mı? Yok yani kendi bunu çok net ifade ediyor bence. Bakın Sayın Akıncı hiçbir zaman geldiği kökeni reddetmedi. Yani herhangi bir... Yok öyle bir şey olmadı. Ama şunu söylüyor. Ben özellikle 2008'den itibaren Sayın Akıncı kendini farklı bir noktaya konumlandırdı. Nasıl? Hiçbir zaman TDP'nin iç işlerine müdahil olmadı. Hiçbir zaman TDP'nin yetkili organlarında yer almadı. Hiçbir zaman parti meclisinin doğal üyesi olmasına rağmen hiçbir toplantıya TDP'de çağrılmadıktan sonra gelip katılmadı. Ve bir kitap yazdı topluma bir birikimini aktarmak üzere. Çeşitli konferanslara katıldı. Ve her zaman bir başka duruş sergiledi. Neydi bu başka duruş? Partilerden, partisini de gerektiğinde eleştiren bir pozisyon belirledi kendisine. Ve geldiği noktada bunu yapması en doğalıydı diye düşünüyorum. Yani bağımsız aday olarak çıkması. Peki inandırıcı mı? Ben bağımsız adayım dediğine. Ben en azından şunu söyleyeyim. Evet kendi adıma daha geniş kitleleri kucaklayabilmesi adına çok doğru bir adımdır diye düşünüyorum. İnandırıcı mı derseniz yani TDP'nin adayı mı Akıncı? TDP'nin desteklediği bir adaydır tabii ki.
TDP'nin desteklediği aday ayrı bir şey. TDP'nin adayı mı? TDP kimliğiyle hiçbir zaman, hiçbir yerde kendini ifade etmedi Sayın Akıncı bugüne kadar. Edebilirdi ama. Etmedi ama. Geldiği köken olur. Hayır ama yani bugünden bahsetmiyorum. 3 sene evvel de yapmadı bunu. Onu demek istiyorum. Yani 3 sene evvel zaten tamamen siyasetten kopmuş bir durum. Hayır, tamamen siyasetten kopmadı. Bunu kabul et. Şimdi bunu doğru bulmam. Çünkü siyasetten kopmak demek şu demektir. Artık sizin hiçbir şekilde siyasi yorum yapmadığınız, siyasi bir şekilde fikir aktarmadığınız, insanlara bir yol göstermediğiniz bir nokta demektir. Ben şimdi, farklı yani milletvekili olmanız şart mı siyaset yapmak için? Değil. Değil. Bakan olmanız şart mı? Değil. Parti üyesi olmanız şart mı? Değil. Bence farklı bir anlamda bir zaten, siyaset üretti Sayın Akıncı. Milletvekili ve bakan olduğumuzda veyahut da hükümete geldiğinizde kafanıza göre siyaset yapma hakkınızın da olmaması gerekir. Tabii ki. Canım. Oturduğumuz mevkide tabii bütün halkın, tabii ki, bütün milletin vekilisiniz. Ama tabii maalesef bizim insanlarımızda tabii bu algı yoktur. Sizin az önce söylediğiniz işte muhalefetteyken insanlarımıza söz verdik, partililerimize söz verdik. İyi güzel, ötekileri ne yaptınız? O zaman anayasayı, herkese eşit davranacağınıza dair orada bir takım ifadeler vardır. Anayasayı da çöpe atın. Sıkın suyunu çıkarın. Zaten sıkıp suyunu çıkardılar, o ayrı mesele de. Ben şunu gördüm esasında. Sayın Akıncı da tabii siz yorumunu yine yaparsınız. Ben söyledikten sonra. Evet. Biz bu halka derdimizi bunca zaman 40 yıl anlatamadık. Ama son seçimlerde ortaya konan halk iradesi bize şunu gösteriyor. Halk yavaş yavaş bizim ortaya koyduğumuz, geçmişte ortaya koyduğumuz iradeye doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla bir daha şansımızı deneyip halkla bir şeyler yapabiliriz. Sanki böyle bir yaklaşımla şimdi geldi. Toplumsal dinamikler değişkendir tabii ki. Yani çok ciddi toplumdan güven sağladığı dönemlerde oldu TKP geleneğinin ve ciddi bir şekilde siyasetin ana eksenlerinden biri haline geldiği dönemler de oldu. Zaman zaman o toplumla olan bağını kaybettiği dönemler de oldu. Biz açıkçası şunu... Ganimet döneminin tavan yaptığı dönemlerdir o dönemler. Adını da koyalım. Şunu gördük ama biz bu toplum iki kere çok önemli mesaj verdi. Bana kalırsa. Seninle konuşmanın başında ifade ettiğin. Birincisi aslında bizim hükümet döneminden sonraki seçimlerdir. Yani Temmuz seçimleri 2013. Açık ve net mesajlar. Başbakan olarak girilen bir seçimde bir başbakanın seçim kaybetmesi bir toplumun verebileceği çok net bir mesajdır. Yani bunun ötesi yoktur. Kendi partilisiydin. Kendi partilisiydin tabii ki. Birinci sıradan gireceksiniz. Hükümetin başı olarak gireceksiniz. Birinci sıradan gireceksiniz o seçime. Ve o seçimi kaybedeceksiniz. Çok net bir mesajdır. Ben artık istemiyorum mesajını. Beni kandıran insanları, benimle dalga geçen insanları, benim irademle o veya bu şekilde oynamaya çalışan insanlara net mesajımdır dedi. Ve kendi partilileri dedi bunu. Bakın. Kendi bence de ikinci mesaj da yerel seçimlerdi. Ve anayasa. Bir ve anayasa tabii ki. Yerel seçimlerde bir bakın. Çok başarılı atledilen, Lefkoşa'ya en son gelelim ama çok başarılı atledilen iki belediye, Girne ve Mausa. Çok başarılı atlediliyordu kamuoyu nezdinde. Mausa'da düşünebiliyor musunuz siz? Hesap kitap bizim %65'lerden bahsediliyordu. %65'le seçim kazanacak deniyordu. Sayın ama çok da ilginç bir seçim sloganı vardı. Hesap kitap bizim işimiz dendi. Bir anda hesap şaştı. Bunun bir sebebi var bakın. Yerel yönetimler çok önemli makamlardır ama yerel yönetimlerde bir müddet sonra iktidarı çok fazla elinizde tutarsanız şehrin sanki anahtarını sahibisiniz zannedersiniz. Onu böyle yapın, şunu böyle yapın. Kimseye danışma ihtiyacı hissetmezsiniz. Ben o sırada çok uzun olmadıydı ya. Kaç altı yıl? Dönem. Ya altı dönemde Lefke'de vardı. Ama Mausa'da Lefke'deki gibi felaket bir borç, tamam, yıkım ortaya çıkmadı. Yok, o anlamda demiyorum ama en azından şu olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha kapalı hale gelirsiniz. Ya doğru. Ve toplumda belediyeciliği size dokunma olarak görür. İnsana dokunmadır. Ve insanı kale almayla ilintilendirilir. Girne belki iç hesaplaşmaların tavan yaptığı bir noktaydı. Bu da kapalı. Ve Mausa. Ve Mausa da tabii ki. Ama isteyen toplum ister iç hesaplaşma olur bunun adı, ister dış hesaplaşma olur. Hiç fark etmez. Seni orada tutar. Toplum buna karar verdiyse.
Belediyecilikte özellikle. Belediyecilikte öyledir. Yani Sayın Akıncı partiyi alırken %10 oy, %45'den seçim kazanırdı Lefkoşa'da. Yani %14 oy vardı partinin. Bir ay önce bir seçim olduydu %15. Akıncı gitti. %45 oy aldıydı. Yani yerel seçimlerde bu çok önemli. Ve gelelim sonuncuya, Lefkoşa'ya. Lefkoşa'da da bence toplum çok net bir mesaj verdi. Biz usandık artık. Bu arkadaşla yürüyeceğiz. Ve 14 aylık bir belediye başkanına, yani kredisi bitmez yani 14 ayda bir belediye başkanına. Yani hele böyle tarumar edilmiş bir Lefkoşa'da, yani 14 ayda sizin mucize üretmeyeceğinizin herkes farkındadır. Ama biz neyle geldik? Pozitif kampanya. Ne yapacağımızla, nasıl yapacağımızla, kimseye çamur atmadan, kimseyi kötülemeden, sadece kendi programımızı anlatarak geldik. Ve ben görüyorum bugün, o gün sokaktaki nabızda, açıkçası biz beraber yürüyorduk Sayın Akıncı'yla. İnsanların Akıncı'ya gözlerini gördüm de nasıl baktıklarını, bir vefayla, bir sevgiyle, bir o özlemle bakıyorlardı Lefkoşa'da sevgili başkana. Ve ondan sonra başkan gerçekten buradan tabii ki bir feyz aldı. Çok doğal. Bir siyasetçisiniz ve insanlar sizden bir şey bekliyor. Yani artık sen de adımını ata, bir şey yap sen de. Güzel yurda gitti. Belki Lefke'ye gitti, Yeşilırmak'a gitti. Başladı, her tarafı geçsin. Sayın Akıncı seçimden sonra hiç durmadı. Sonra karar verdi. Ve bütün aşağı yukarı %60 bölgeleri bitirdikten sonra Sayın Akıncı tamam dedi. Biz artık bu yola çıkalım. Çünkü bu bir Lefkoşa'da değil. TDP'den bir telkin geldi mi kendisine? TDP her zaman istedi tabii ki Sayın Akıncı'nın çıkmasını. Ve her zaman. Ve nasıl ve ne şartla çıkacaksa. İster bağımsız, ister parti adayı. Her şartla. Şu andaki dengeleri nasıl görürsünüz? Ben açık ve net fikrimi söyleyeyim. Çok ciddi bir rüzgarla gidiyor Sayın Akıncı. Ve bu işin kazananının Akıncı olacağını düşünüyorum. Ve bunu hissediyorum. Veriler de bana bunu söylüyor. Yani ben çok yoğun bir seçim çalışması yapmıyorum Sayın Akıncı'yla kendi işlerimizden dolayı. İmkan bulduğumuz ölçüde. Veriler, hangi veriler? Yani bir takım anket verileri var tabii. Boş verin. Halkın verileri de çok önemli. Bir kere boş verin. Ha, bakın, ona bakın. Şunu söyleyeyim. Çeşitli bölgelerde köy ziyaretleri oluyor. Ben de cumartesi ya da pazarları bir kısmına katılıyorum. Oradaki insanların ilgi, alaka ve katıldığımız yerlerde inancı ciddi bir motivasyon. Geçtiğimiz gece Çatalköy'de bir bölge toplantısı yapıldı. Salon hınca hınç dolu. Ve o salondaki insanlar oldukça interaktif. Bu da çok önemlidir. Yani bir dinleyici pozisyonunda değiller. Sorgulayıcı, bunu da böyle yapılsın. Bunu da bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili ne yapacaksınız? Ve aldıkları yanıttan da mutlu insanlar görüyorum. Ve bu insanlar bu seçimin belirleyicisidir. Lapta'ya gidiyorum, Vasilya'ya gidiyorum. Bizim geleneksel olarak çok fazla oy potansiyelimiz olmayan yerler bunlar. Ve buralarda çok ciddi bir heyecan görüyorum. Buralarda ciddi bir ilgi görüyorum. Bu bize tabii ki çok büyük umut veriyor. Ve bu seçimin sonucunu etkileyecek meselelerdir tüm bunlar. Ve karşısındaki rakiplerin de, Sayın Akıncı'nın karşısındaki rakiplerin de ben en önemli noktada, yani mesela Kıbrıs sorununda bence Sayın Akıncı şu an için eğer bu sorunda, bu kilitlenmiş sorunda en yaratıcı formülleri üretebilecek insanın Sayın Akıncı olduğunu görüyorum. Ortaya konan formüllere bakıyorum ben. Yani mesela Maraş konusunda ne düşünüyor Sayın Eroğlu? Bilen var mı? Bütünlüklü çözümün bir parçasıdır. Sayın Sibel ne diyor? Bütünlüklü çözümün bir parçasıdır. Kurtlet Bey ne diyor? Türk yönetiminde açılsın. Türk yönetiminde Maraş açılsın diyor. Yani bu fikri... Mümkün mü? Mümkün mü? Yani... Değil. Akıncı ne diyor? Akıncı diyor ki ben Maraş'ın bütünlüklü çözümü beklemeden devreye girmesi için mücadele edeceğim diyor. Kimin tarafından? Türk tarafından mı, Rum tarafından mı? Yani yasal sahiplerine yasal sahiplerine iade edilmesi, ama bunun karşılığında da Kıbrıslı Türklerin kazanımlarının da olacağı bir paketten bahsediyor. Parça parça çözüm yani. En azından çözümün başlangıcı oradan olsun. Çözümü tetikleyebilir mi? Belki tetikleyebilir. Bugünkü belki deadlock'u çözebiliriz. Bunların tümü çünkü insan hayatına dokunacak şeylerdir. Faydasını görebildiğiniz şeye inanırsınız.
Eğer insanlar çözümün faydasını görebiliyorsa bir çözüme inanır. Eğer siz o çözümden insanların ekonomik menfaat, ekonomik kazanç ve insanca ve hakça bir paylaşım yapabildiğini görürseniz, bunu test edebilirseniz, o zaman bir pratik sınayabilirsiniz. Diyebilirsiniz siz, evet, bu işliyor. Şimdi bu söylediğinizi bir de şöyle görelim. Bu seçimin galibi bence, bunu hep söylüyorum son zamanlarda, sistemden en fazla nefret edenler, yani mevcut düzenden, yani düzensizlik düzeninden veya düzenbazlar düzeninden en fazla nefret eden insanların vereceği tepkiler oluşturur. Doğrudur. Odur olay. Doğrudur ve karşısındaki insanların da ne yaptığına bakacaklar. Şimdi burada tabii ki burada 40 yıllık bir süreç geçti 1974'ten sonra. Bu 74'ten sonra geçen süreçte kimin ne rolü vardı? Sayın Akıncı o sürecin içinde bir rol aldı. Çok minimum. Sayın aldı ama yine de iyi kötü yani en azından 25 yıl. Hayır, hükümet döneminden bahsetmiyorum. Tamam, yani tabii. Siyasi, aktif siyasi hayatından bahsediyorum. En azından 20-25 yılı o dönemin içinde geçti. Sayın Eroğlu'nun nereden baksan yani 40 yılı bulmuştur aşağı yukarı. Doğrudur. O dönemin içinde geçti. Sayın Sibel Siber'in hemen hemen hiç yok. Birkaç yıllık bir dönemdir o. Dolayısıyla halkın üzerinde durup da yargılama sürecine girebileceği veyahut da olumlu ya da olumsuz yönlerini eleştirebileceği çok fazla bir şey yok. Hani ne olabilir? Geçmiş sizin hükümet döneminde işte ortaya konan belli bir performans vardı. Orada olumsuz bir şey ortaya çıkmadı. Zaten olumlu yansımalar daha fazla yani olduğu için. Yani belki siz hatırlamıyorsunuz ama yani 5 yıllık bir vekillik dönemi var. Evet. Sibel ama Hanım. Son dönemi o vekillik bakıyorum. Döneminde ne yaptığına da bakalım. Şimdi o dönemde şimdi propaganda olsun diye söylemiyorum. Tamam, onu biraz ben önce, de onu söylüyorum. Yani. Biraz önceki algıyı tamam, söylüyorum. Doğru. İşte bu 40 yıllık süreçte insanların kafasında belli imajlar oluşmuştur tamam, şahıslar hakkında. O belli imajların günün sonunda sandığa yansıyacağı düşüncesinde. Kesinlikle. Ki son 3 dönem, daha doğrusu son 3 seçim bize bunu gösterdiği açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi Sayın Akıncı'nın belli bir imajı var. Doğrudur. Sayın Sibel Siber'in yakın zamandan gelen belli bir imajı var. Sayın Eroğlu'nun da 40 yılda iyi kötü oluşturduğu bir imaj var. Gerçi bu ara çok açık ve net bir şekilde hem Ulusal Birlik Partisi'nin hem de Demokrat Parti'nin tabanında ciddi bir kayma var diğer tarafa doğru. Demokrat Parti ile Ulusal Birlik Partisi'nin tabanındaki kaymalar da belirgin şekilde Akıncı ile Sayın Sibel Siber arasında bölüşülüyor. Oralara doğru gidiyorlar. Dolayısıyla anket palavraları ki ben sürekli eleştiririm bunları. Yalan dolan hikayesi başka bir şey değil. Tam anlamıyla bir sahtekarlık düzeni. O da sahtekarlık düzeninin ya da düzenbazlar düzeninin bir parçası başka da hiçbir şey değil. Ortaya koyduğu bir takım palavralar var ama gerçek bize dışarıda izlediğimiz gerçek bize bunu söylemiyor. Ki son 3 seçim döneminde de bu anketleri eleştirdik. Ciddi evet, şekilde eleştirdik ve fiyaskoyla sonuçlanacaklarını söyledik. Öyle de oldu günün sonunda. Şimdi burada halkın algısı nereye göre değişecek? İnsanların geçmişte ortaya koyduğu performansa göre mi? Yoksa bugün ortaya koydukları vaatlere göre mi? Az önce mesela Maraş'ın seçim, daha doğrusu çözüm beklenmeden açılabileceğini söylediniz. Yani esasında çok da gerçekçi bir olay değil ama karşı taraf buna yanaşır mı? O ayrı bir mesele. Süreci şimdi, nasıl zorlayacaksınız şimdi, ve bunun için tabii, ne yapacağınız da önemli. Süreçte zorlayıcı olan Sayın Talat da aynı şeyi söyler. Türk tarafı olmalıdır diyor. Yani süreci sürükleyici olan Türk tarafı olmalıdır diyor. Belli bir tecrübesi de var o konuda işin doğrusu. Ama Rum tarafında Orta Doğu'daki olayların gelişimine baktıkları zaman Rum tarafında sürecin bir parçası olmak gibi bir niyet yok. Şu anda biraz önce söyledik, döviz sürekli yükseliyor. Türkiye ekonomik yönden ciddi bir darboğazın içine doğru giriyor yavaş yavaş. Orta Doğu'daki olaylar ki bir zamanlar hiç sakınmadan söylüyorlardı, hiç çekinmeden söylüyorlardı. Biz büyük Orta Doğu projesinin bir parçasıyız diyorlardı. Şimdi kafalarına yıkıldı. Olay bu, açık ve net bir şekilde. Rum tarafı bunu gördüğü zaman ne kadar istekli olur bunlara? Yani siz ne kadar barışa varisi olursanız olun, Rum tarafına ne kadar kırmızı gül, ne kadar çiçek uzatırsanız uzatın,
veyahut da barış elini uzatırsanız uzatın, karşı taraf size itibar edecek mi, masaya gelecek mi? Sizin şartlarınız belli, onların şartları belli. Onlar da çok sağlam şartlarda değiller an itibariyle. Ama ne dedik? Bir belediye başkanı yolsuzluk yapıyor, tutup içeri tıkıyorlar. Tamam. Yani sistem işliyor. Tabii ki o anlamda sistem işliyor. Bizden çok daha farklı bir noktada oldu. Ekonomik krizden de yavaş yavaş kurtuluyorlar. Şunu düşünürüm ben. Çok kolay kurtulamadıklarını izlemliyorum güneye geçtiğimde. Yani henüz daha bir işsizlik var. İşsizliği bir müddet daha çözemeyecekler. Rum tarafını bekleyen özelleştirme krizlerine doğru adım adım gidiyoruz. Ve ciddi bir şekilde orada da bir darboğaz var. İşte Yunanistan'la bankalarla beraber oluşan kriz, günün getirdiği işte Siriza'nın iktidara gelmesiyle sonuçlanan ve devam edecek olan bir süreç izliyoruz. Burada daha şimdiden çakıllı. Yani değerlendirmek için çakıllı. Biraz erken diye düşünüyorum. Tabii ki o kadar erken değil. Yani ihtiyatlı, ihtiyatlı yaklaşmıştım ben zaten. Çünkü çok ciddi vaatler vardı yani ortada. Asgari ücretten tutulmaya kamuya olan istihdama kadar. Şimdi şöyle bir durum var. Siyaset bir tür yarıştır. 400 metre koşacaksınız. Örneğin dünyanın en zor yarışlarından bir tanesi atletizmde. Ama bütün enerjinizi ilk 100 metrede harcarsanız 300 metrede yerde emeklersiniz. Siriza'nın durumu da budur şu anda. Yani başka bir Siriza değerlendirmesi. Toplantısı yapalım. O da budur şu anda. Olan, biraz daha izlemlememiz gereken bir süreç olarak görüyorum ama. Yani demin söylediğiniz konuda şunu söylemek lazım. Yani karşılıklılığı geliştirmek lazım. Yani bir çözümde de yapmamız gereken, bir çözümü zorlarken de ya da bir çözümü bulurken de yapmamız gereken her iki tarafın da fayda sağlayacağını hissettirmemiz gerekiyor. Yani ne olduğunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ve buna bu bilinse bile... Bakın. Belediye başkanının, karşı taraftaki belediye başkanının durumunu başından siz söyleyiniz. Tamam. Hiçbir sıkıntım yok. Ben hala daha uğraşırım. 4 sene daha uğraşacağım ama. Burada kapıları, Lefkoşu'da iki kapı daha açamadık ama tabii, günün sonunda bunları nasıl masaya getireceğiz? Yani bence ortada başka türlü liderlikler olsa, bizi destekleyebilecek liderlikler olsa belki de farklı olacak. Cesaret dediğiniz biraz önce. Cesaret. Tamam. Yani bizim halkımızdan beklediğimiz o cesareti doğrudur. Karşı tarafın da göstermesi lazım bir yerde. Şimdi benim her zaman bir toplum kritiğim vardır ve güneydeki, daha doğrusu iki tarafın sivil toplumunun süreçlerden kaybolduğunu görmek çok büyük bir acı vericidir. Çünkü belki liderler görüşecek, müzakere edecek ama toplumu tetikleyen unsurlar, toplum tabanına... Toplumun tetiklediği esasında. Aynen öyle. Bu sivil örgütlenmelerdir. Ama sivil örgütlenmeler bizde maalesef ya siyasi eksenli sivil örgütlenmeler haline geliyor ya da bir müddet sonra aynı kliğin gelip dolaştığı insanlar haline geliyoruz. Yani siyasi klikler siyasi tarikata dönüşüyor, siyasi çeteye dönüşüyor. Aynen öyle. Bunu hep söylüyoruz maalesef. Aynen öyle. Ve bir yere bir kişicik daha sokalım aradan da bizim insanımız da buralarda bulunsundan başlayan süreç o örgütü ele geçirmeyle son buluyor. Bitiyor. Genelde. Evet. Şimdi gelelim Kıbrıs sorunundaki soruna. Ben hala daha inancım odur ki bizi bekleyen tehdit ve fırsat penceresi bu parsellerdedir. Bahsettiğimiz. Yani doğalgaz ve petrolün ne olacağına ilişkin durum ya bizi bir anlaşmaya zorlayacak bizi bizi daha da koparıcı bir unsur haline gelecek. Neden biz bunu bizi birleştirici bir unsur ve daha akılcı bir ekonomik faydaya dönüştürecek bir çözümü yani maddiyat, zorlayıcı olmasın. Tamam Sayın Başkan da ille de maddiyat doğrultusunda. Hayır canım hayır kesinlikle. Yani bir biraz... barış böyle sağlanmaz zaten. Bu bir çözümdür. Barış değildir zaten. Barışı sağlamak için aktarılan bu kadar fon vardı ya yurt dışından benim de zamanında çalıştığım şeyler vardı. Ve hep iddia ettiğim şey şuydu. Tabana enilmeden yapılan bu çalışmalar hiçbir fayda sağlamayacak bize. Nedeni şudur. İki toplum yüzleşmemiştir kendi gerçeğiyle adada. İşte bunu mesele yapmamız orada. Gerekiyor her şeyden önce. Biz... şunu hep halının arkasına süpürdük şeyimizi. Zamanında bu yapıldıydı. Günahlarımızı bravo. Günahlarımızı, acılarımızı ve acılarımızı acite ettik, günahlarımızı sakladık. Aynen öyle. Bu toplumun TMT'nin kendi içinde yaptıkları, EOKA'nın kendi içinde yaptıkları, kendi toplumlarına çektirdikleri ve birbirlerine karşı çektirdikleri o kadar günah var ki her iki toplulukta da ve birbirimize yaptıklarımız yüzleşmekten
çok ama çok korktuk. Bu yüzleşmeyi yapmazsak, bu günahlarımızı birbirimizin yüzüne karşı söylemezsek gerçekten de bir barışı sağlayabileceğimizi düşünmüyorum. Sayın Akıncı bunlarla ilgili bir yüzleşme komisyonundan bahsetmişti birkaç toplantısında. Ben önemli bulurum, onu söyleyeyim. Yani yüzleşme komisyonuna ihtiyacımız var. Belki Güney Afrika örneğindeki gibi olmayabilir. Bizde biraz daha farklı olabilir bu. Çünkü her ülkenin farklı pratiği vardır, farklı kendine ait unsurları vardır ama mutlaka bunu yapmak zorundayız. Bu genel anlamda söylediğim bir şey. Yani bu illa bu olacak da çözüm olacak anlamında söylemiyorum ama bir çözüm olmasa bile ihtiyacımız olan bir şey olduğu için söylüyorum. Yani bu yeni jenerasyonlar artık gidiyor, eski jenerasyonlar. Yeni jenerasyonların hiçbir bağı kalmıyor. Ben hep bütün arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Yani bir gün sabah uyandığımda vay be yorgun apar diye aklıma gelen bir arkadaşım yoktur benim. Böyle bir dostluğum yoktur. İyi arkadaşlarım var mı? Var tabii. Görüştüğüm insanlar var mı? Var tabii ki. Ama sürekli bir bağımın olduğu insanlar yoktur. İki toplum eğer sadece AVM'lerle bir araya geliyorsa, alışveriş merkezine gidiyorsa Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar da burada gazinoyla vakit geçiriyorsa ve hiçbir bağı yoksa birbiriyle, bu arkadaşlık değil, bu barış değil, bu iletişim değil ki. Böyle bir şey yok. Ortak okullara ihtiyacımız yok mu bizim? Ne için olmasın? Hangi çağda yaşıyoruz? Olan okulları daha demokratik hale getirmeye çalışalım. İngiliz okulunda yaşananları daha da İngiliz okulunun pozisyonunu olsun değiştirmeye çalışalım. Bakın küçük 2-3 ayrıntı bile iki toplumda belli bir dönem gerginliği azaltmıştı. Hatırlayın Akıncı'nın Turizm Bakanlığı olduğu dönem Litla Palas'taki fotoğraflar meselesi. Oradan o fotoğrafların kaldırılması bile bir tansiyon indirmişti. Bir tansiyon indirmişti. Biz Aplıç'ı açarsak... Ama hala orada duruyor onlar, o fotoğraflar. Doğrudur. Aplıç'ı açarsak yanlış bir şey mi yaparız? Aplıç kapısını açarsak. Yanlış yapmayız ama ne kadar doğru yaptığımız da tartışılabilir. Ama iki toplumun birbirlerine daha yakın ulaşmasını sağlamak sıkıntı mı? Değil. 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 Yani tüm bunlar birer gerginlik sebebi değil, birer işbirliği sebebi haline de gelebilir. Ben onu demek istiyorum. Ve doğalgaz da böyledir. Yani bu doğalgaz ortaya çıkan tablo en azından Kıbrıs'a 120 yıl yetermiş. En azından bunu biliyoruz. Daha fazla. Şu anki parselden çıkan 120 yıl yeter diyor. Ama gerçek anlamda bunun bir sıvılaştırma terminaliyle mi olacağı, bir petrol boru hattıyla mı bir yerlere gideceği, bunların tümü bizim ortak değerimiz olmak zorunda. Ben onu çok ilginçtir. Rum tarafında o çalışmalar başladığı zaman Türkiye tarafından da borularla adaya su getirilmesi gündeme geldi. Baktığınız zaman sıvılaştırılmış doğalgazın hacimsel ağırlığı, kütlesel ağırlığı, kütlesel ağırlığı, hacimsel boyutu değil, sudan daha hafif. Çok rahat bir şekilde aynı yöntemle Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğalgaz taşınabilir. Oradan da Avrupa'ya dağıtılabilir. Şimdi biz size su getiriyoruz diye bir proje ortaya atıldı. İyi güzel. Hoş geldi, sefa geldi. Ama neden aynı zamanda denk getirildi ve neden aynı yöntemle sıvılaştırılmış doğalgazla Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir. Bunu ortaya koymuyorsunuz, bunu söylemiyorsunuz. Yani durduk yerde niye gelin yani, güvey olduk böyle birdenbire 40 yıl sonra tam da bazı şeyler Rum tarafında kendini ortaya koyduktan sonra. Şimdi yani şimdi bazı şeyler insanlar da ciddi şekilde bir şey söyleyeyim. Yani ben çok açık görüyorum artık şeyi. Daha açık yürütülüyor siyaset diye düşünüyorum. Çok Sayın Davutoğlu gitti ve dedi ki Yunanistan'da biz burayı dedi tek bir coğrafya olarak görmek zorundayız dedi. Şimdi öyle söyledi. Şimdi öyle söyledi. Tamam. Çünkü ülkeler çıkarlarıyla yürürler. Yani tamam da şimdi ülkelerle. Burada çok ciddi bir ikili. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız nedir? Tabii ki Türkiye kendi çıkarıyla ilgili bir pozisyon belirleyecek. Yunanistan kendi çıkarıyla ilgili. Biz ne yapıyoruz? Bizim çıkarımızın nerede olduğuna ilişkin herhangi bir pozisyon var mıdır? Yok. Yoktur. Bizim çıkarımızı temel olarak endekslediğimiz şey klasik siyasetin bir başka boyutudur. Yani Türkiye'nin çıkarı neyse bizim çıkarımız da odurdur. Artık yani, orada da değiliz ama. O noktada da değiliz artık. Bakın o konuyu da bilmiyoruz çünkü. O konuyu da bilmiyoruz.
Yani Türkiye'nin çıkarı nedir? Gizli ajandası nedir? Esasında ne istiyor? Var mı öyle bir ajandası? Günübirlik politika belirliyorlar. Ya bilemiyorum. Yani Türkiye analizinde şöyle bir durum var. Bakın, Türkiye dış politikasında çok ciddi sapmalar var. Yani çok şifler var. Gelen giden hükümetlerin çok ciddi sapmalar var. Yani siz komşularla sıfırdan başladığınız, sıfır problemle başladığınız dış politikada komşuların tümüyle problem haline gelmiş bir noktadasınız. Evet. An itibariyle. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Tek istikrarlı götürdükleri konunun Kürt meselesi olduğunu görüyorum. Uzun yıllardır. Yani belli bir ajandaya göre gidiyor ve belli takvimlenmiş noktaya doğru gidiyor. Kıbrıs sorununda da anlam planı sonrasında çözüm olsa da olur, olmasa da olur gibi bir anlayış var Türkiye'de. Mevcut statüko kimseyi rahatsız etmiyorsa bir çözüm olmaz. O da nereden kaynaklandı? İşte bakın Türk tarafı evet. Çözüm istiyor, Rum evet. Tarafı istemiyor. Aynen öyle. Onun arkasına yattık. Tamam. Yani. Yani orada güzel bir tezgah yapıldı bir şekilde. Tamamdır ya. Yani bir şeydi, o 10 tane gol atar bir takım, bir tane karşı taraf atar. Tamam. Hakem attık maçı ya. Bitirir. Aha. Attık ya. Son atan kazanır gibi oldu. Öyle ama. Öyle ama diğer tarafta. Yani, dokuz fark var arada. Yani öyle bir şey yok aslında. Biz ben Akıncı gibi bir liderliğin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde çok ciddi bir inisiyatif ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Evet, karşı tarafın pozisyonu önemli mi? Bunun bir parçası mı? Pek tabii ki bir parçası. Yani o taraftan gelecek sinyallerin ne olacağı da çok önemli. Şimdi bakın. Gelen mesajlardan bir tanesi. Gerçi mesaj gönderen izleyicilerimiz maalesef düzgün bir Türkçe ile yazmıyorlar. Dolayısıyla ne anlatmaya çalıştıklarını pek anlayamıyoruz. Ama bazılarının neyi maddiğini çok iyi anlıyoruz. Eroğlu 40 sene yaptı, halen Eroğlu diyorsunuz şimdi. Neye göre bu mesaj? Burada böyle bir şey söylemedik. Böyle bir şey demedik ya. Ama ne dedik? Eğer anlaşmaya oturulacaksa Rum tarafının da masaya gelmesi lazım dedik. Tabii ki. Buradaki algı da şu oldu, dolaylı olarak çok büyük bir ihtimalle. Sanki Eroğlu'na, Sayın Eroğlu'na destek atıyormuşuz gibi bir algı ortaya çıktı. Neyse insanlarımız maalesef bazı konularda ya, çok... Siyasi analizdir yapılan. Yani bu siyasi analizde pek tabii ki bir taraf var. Bu karşı tarafın da İki çok taraf doğal var. Olarak İki yani... bir pozisyonu var. Bu pozisyonu irdelemek herkesin hakkı. Ve mevcut pozisyonu itibariyle güneydeki liderliğin bu konuda çok istekli bir tavrı olmadığını hepimiz biliyoruz ve hepimiz idrak ediyoruz. En büyük sıkıntımız. Aynen öyle, en büyük sıkıntımız bu. Ve ne diyorlar? Bizim muhatabımız Kıbrıslı Türkler değil, doğrudan Ankara'dır. Türkiye diyorlar. Şimdi orada... bunu geliştirecek formülleri masaya koymak da seçeceğimiz liderin işi. Ben de bu anlamda Sayın Akıncı'nın bu formülleri üretebilecek kapasitede, bu açılımları yapabilecek kapasitede biri olduğunu düşünüyorum. Zamanında daha silahlar kurumadan önce, daha namlular susmadan önce yaptığı bazı anlaşmalar, kanalizasyon ve sürdürebildiği ilk anlaşmadır. Bu Kıbrıs'ta 74'ten sonra bunların ciddi bir referans teşkil ettiğini düşünüyorum siyaseti üzerinde. Ve gerçekleştirmiş olduğu bazı projelerin Lefkoşa İmar Planı gibi vesaire. Sayın Başkan, şimdi orada bir koptuk. Keşke o Haspolat işini hiç yapmasaydı derim ben ya, Sayın Akıncı'nın. Çünkü 40 yıldır kokusunu çeker millet. Yok hiç öyle bir şey yok. Olamaz mı öyle bir şey? Yani onu çekmeseydi. Ercan'a gitmek istemezdik yani. Tamam doğrudur ama onu yapılmasaydı herhalde memleket de TIFO'dan kırılacaktı. Rum tarafıyla o zaman ortak bir çözüm üretilecekti. Resmen pisliği kaldı bize. Tesisler oradaydı. Şu an ama yapılan yeni tesisle beraber Haspoğat'ta hiç öyle bir koku. Evet, şimdi değişti biraz yani, son zamanlara biraz. Yani demek ki evrimle beraber artık başka bir noktaya gittik. Yani o zaman o anlaşmalar yapıldığında veyahut da uygulamalara geçildiğinde bir süre sonra Lefkoşa'nın başına çok ciddi bir bela olacağı hesaplanmadı. Dikkate alınmadı ya da. Yani ama tabii, o tesisler zaten orada kalmıştı. Doğru. Bakın, yani o tesisler zaten orada kalmıştı ve Lefkoşa'da Kanlıdere gibi bir belayla uğraşıyordu. Yani her taraftan, yani bizim de kitaplardan okuduğumuz, çünkü biz çok yakının bilemeyeceğimiz bir periyot. O günlerde görülmeyen bir şeydi. Bu kadar büyük bir çarpık yapılaşmanın bu ülkenin başına bela olduğu. Tabii ama bir de şu vardı, yani o günlerde bile düşünün siz, yani anlatılanlar odur ki Saray Otel'in lağımları kapılardan çıkardı. Yani kanalizasyon sistemi olmadığı için. Yani bunlar bir toplumun yaşayabileceği unsurlar değildi. Buna bir müdahale yapılması gerekiyordu. Bu ve benzeri uygulamalar evet zaman içinde evrim geçirdi ve artık
biz oradan belki ilerleyen dönemlerde oradan gübre elde edip satabileceğiz. Suyu satabileceğiz. Belki de büyük bir yatırım olarak dönecek bize. Yani ortaya çıkan sıkıntılara yönelik herhangi bir yatırım maalesef geçen zaman sürecinde doğru dürüst bir şekilde yapılmadı. Sonuçta da iyi niyet göz çıkardı. Bir dönem geldi, iyi niyet göz çıkardı. Hı-hı. Sorunlar giderek büyüdü. Neyse en azından çözdüler. Çünkü bu memlekete inen turistler havalanına iniyor. O kokuyla ülkeye uzun iniyor. Zaman olacak, gitti. Olacak doğru. İş değildi. Yani. Ben sitemi o yönden yaptım. Sayın Akıncı'ya karşı bir şey değildi. Tabii zamanında yapıldığında doğru bir girişim olabilir. Ama bazı şeyler iyi hesaplanıp kitaplanmadığı için sadece o değil. Ülkedeki her şey. Her şey. Sahillerin çarpık yapılaşması, beş parmak dağların yok edilmesi. O küçük bir ayrıntı olarak kaldı baktığınız zaman. Çevrenin aşırı derecede harcanması, yok edilmesi, tahrip edilmesi ne dersen izleyin. Şehirlerdeki çarpık yapılaşmalar. Bunlar tamamen plansız, programsız bir şekilde yapılan işler. Bir de tabii ganimet furyası. Ve bugün Kıbrıs sorununun önündeki en büyük engeldir. Mülkiyetler ve tazminatlar konusudur. Başka da bir şey değil. Yani bunlar çözüldükten sonra geriye çözecek bir şey kalmaz. Yani güç paylaşımını eğer onu zaten anlaştılar. O günün sonunda kabul edildi. Yani ortak bir cumhuriyet, eşit siyasi eşitlik. Bunlar kabul edildi ama mülkiyetler konusu ve ganimetten elde edilen rantın hesabının nasıl sorulacağına dair hala bir öneri yok. En azından bizim tarafta yok. Onlar istiyorlar, ne istediklerini biliyorlar ama bizim taraf bu işi böyle çözelim. Ha diyorlar işte mal mülk mübadelesi yapalım, tazminatlar, takas, şu bu falan filan ama ne kadar inanırcı olursunuz. O da ayrı bir konu. Neyse onu başka bir zamanda gündeme getirebiliriz. Daha farklı bir gündemle bir araya gelip onu gündeme getirebiliriz. Bu arada süremiz de yavaş yavaş bitiyor. Söylemek istediğiniz her ne varsa. Seçim yani konusu olabilir, Lefkoşa konusu olabilir. Yani her şeyden önce çok teşekkürler. Keyifli bir programdı. Umarım meramımızı anlatabilmişizdir topluma da. Ben şunu söyleyeyim. Toplumda başlayan bu değişime olan inanç ve değiştirmeye olan kabiliyetin farkındalığı önümüze daha çok sonuçlar doğuracaktır. Eğer biz bunları değişen siyasetçiler olarak doğru kullanabilirsek toplumda bunun dönüştürme gücüne daha çok inanacaktır. Ben şunu söylemek istiyorum. Siyasetçinin görevi çözüm üretmektir. Siyasetin görevi çözüm üretmektir. Mazeret üretmek değildir. O yüzden ben görevim süresince mazeretten ziyade çözüm üretebilmeyi başaran bir belediye başkanı olmak isteyeceğim. Ve bununla anılmak isteyeceğim. O yüzdendir ki benden hiç kimse duyamayacak. Yani şunu ödediydim, şunu ödeyemediydim. Ödeyebildiğimiz ölçüde gücümüzü toparlayıp bu formülleri üreteceğiz. Ben inanıyorum ki hem Lefkoşa'da başlayan bu değişim kısa zaman içerisinde kendisini pozitif bir şekilde ülke geneline de yayacaktır. Ve toplumun takdiridir her şey. Çünkü biz günün sonunda yapacağız. Toplum beğenirse onaylayacak bizi. Eminim ki ben tüm bunların sonucunda toplum Nisan ayında da başka bir pencereden bakacaktır seçimlere ve orada da Sayın Akıncı veya da Sayın Akıncı felsefesinin ileriye gitmesi için gereken mesajı verecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Göreceğiz bakalım. Nisan'ı bekleyelim. İnşallah. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Gerçekten zevkli bir program çok oldu. Zevkli bir sohbet oldu daha doğrusu. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bu akşamlık da bu kadar. Sayın Harmancı ile bu akşamı kapattık. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.